Sayın. Merhaba çocuklar. İstanbul Ekran Tiyatrosu'na hoş geldiniz. Çocuklar, tiyatro ve sinema bir kültür hizmetidir. Tabii, gülünecek yerde gülüyoruz, alkışlanacak yerde alkışlıyoruz. Çocuklar, hayatta anlatılması zor olan hikayeler vardır. Hele bu hikayede sizin hayatınızdan bir parça olmuşsa, hele bu hikayede siz olmuşsanız, bu hikaye hayatta hayal olmayacak kadar bir gerçek öyküdür. Şimdi huzurlarınızda Türk sinemasının sanatçısı Kadir Kök ve dansı. Geçemedi. Hem çağırayım sizlerle tanısın, hem de bu sene okul
tarih. Aşı oldum aşı. Çocuklar insan aşı olmakla moralini bozar mı hiç?
Sonra aşı olduğumuzda pek çok kötü hastalıktan kurtulmuş. Daha da sağlıklı biriz değil mi çocuklar? Evet, evet. Bak gördün mü çocuklar? Evet. Bir tane çakacağım ha. Bir de aşı için moralim bozuldu deme sakın ha. Ama canım acıdı. Çocuklar, insan aşı olmakla canı acır mı? Ha, bak hayır diyorlar, yok diyorlar. Ufacık çocuklar hayır diyor. Bu kazık kadar adam bir tane çakacağım ha. Bir daha duymayayım, tamam mı? Ama baba, iğne vardı ya. Aa bu kadar büyüktü ya. Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. İğne dedin, tek tek işte o kadar. Tek tek işte o kadar. Bir daha duymayayım, tamam mı? Tamam baba. Söz mü? Söz baba. Hadi git oyna o zaman. Oynayayım baba. Köylerden bahsetti mi? Etti etti. İyi ki geldiniz. Sizinle ben...
köylüyü köy meydanında toplayalım, güzel güzel nasihat edelim. Eğer yine de çocuklarını okula göndermedikleri takdirde ben isimlerini söylerim, sen de yazarsın. Hepsini jandarmaya şikayet ederiz, evet. Muhtar efendi, hiç köylüler jandarmaya şikayet edilir mi? Peki ne yapalım? Köylüyle muhtar ve öğretmen, köylüyle son bir defa konuşalım. Çocuklarımızı tarlada bahçede çalıştırmayın. Hepsi cahil kalır, istikbal sahibi olamaz deriz. Mutlaka seni dinlerler efendim. Son bir defa konuşalım. Peki öyle olsun. Çok teşekkür ederim. Çocuklar, okumak ve kültürlü olmak, evet, sizi gittiğiniz her ortamda, evet, diğerlerinden farklı ve özel kılacaktır. Bakın çocuklar, bazı köylüler çocuklarını tarlada bahçede çalıştırıp okula göndermiyor. Evet. Halbuki çocuğun işi tarlada değildir, okuldadır, öğretmenin yanındadır. Öğretmeni dinleyen çocuk çalışkan olur. Çalışkan olan çocuk da her şeyde sınırını, evet, geçer, ileride büyük adam olur. Doğru. Hem olur, doktor olur, avukat olur, hatta öğretmen bile olabilir. Değil mi çocuklar? Evet. Onun için öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin. Siz de ileride arkadaşlarınız gibi idealinizdeki mesleğe kavuşun. Teşekkür ederim. Evet. Muhtar efendi, bir tek şikayetim daha var. Neymiş ya? Oğlunuz Ali. Heh? Ali bir haftadır doğru düzgün okula gelmiyor. Arkadaşlarına kötü örnek olup derslerini çalışmıyor. Beni hiç dinlemiyor. Lütfen kendisine bunu konuşur musun? Ama nasıl olur öğretmen bey? Daha önce geldi dedi ki ben okumayı söktüm. Okumam sular seller gibi derken Ali yine mi bana yalan söyledi? Ayşen Muhtar efendi okumayı sökemedi. Dersleri hiç güzel değil. Bu sene onu sınıfında bırakırsam sakın bana gücenme. Şimdi ben gidiyorum, sen Ali ile son bir defa konuş, bir yaramazlıklarını ona anlat, ben tekrar sana geleceğim. Olur, gelirim. Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle. Çocuklar gördünüz mü? Her sene olduğu gibi Ali yine beni kandırıyormuş, okula gitmiyormuş, arkadaşlarına kötü örnek oluyormuş, okumayı da öğrenememiş. Çağırayım da bunun hesabını sorayım mı he? Çağırayım mı? Tamam o zaman. Evet. Hayvanlar, ayılardan bahsediyor. Sana dermeyeyim hiç. Ama burada
bizim konusu hayvanlar, ayılar. Ha öyle mi? Evet. Aferin, o zaman da korkuyor. Tabii. Bugün hava güzel. Dedim ki babama, kalk gidelim biraz. Dalları basmış Eyüp'te kiraz. Yürü! Aslan baba sen çok yaşa. Baba ne oldu? Baba! Baba! İyi misin baba? Gel baba gel. Gel 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 gel. Gel baba gel. Gel baba. Gel aslan baba gel. Gel baba gel. Gel baba. İyisin değil mi baba? İyiyim bak hayırlı. Tabii. Ona bir ton dayak atacağım. Muhtar efendi sen ne yapıyorsun? Okumak dayak olur mu? Peki nasıl
Açayım ama benim anahtarım yok ki. Bak, anahtarım evet. Açacağım. O da efendi, onu demek istemiyorum. Ali'nin okuması için, okulunu sevmesi için Ali'ye diyorum, ikimiz beraber bir plan yapalım. Plan mı yapalım? Öğleyi de geçti. Yanına da sarımsaklı güzelcik yapalım. Güzelce karnımızı doyuralım. Muhtar efendi ne pilavı ne cacığı onu demek istemiyorum. Ali'nin okuması için, Ali'nin öğretmenini sevmesi için Ali'ye bir plan, bir proje, bir uygulamadan bahsediyorum. Aa, peki nasıl olacak bu uygulama? Gayet kolay. Ali'ye diyeceksin ki Almanya'daki dayın sana bir mektup göndermiş. Bir de bisiklet göndermiş. Bisikletin hangi ambarda olduğu bu mektupta yazıyor. Oku da kasabaya gidelim bisiklet alalım dersin. Ali de bisiklete kavuşmak için mutlaka bu mektubu okuyacaktır. Planın nasıl? Tebrik ederim öğretmen bey. Çok güzel olmuş. Çok evet. Teşekkür ederim. Yalnız mektubu öğretmeninin yazdığı bilinmesin. Tamam. Dayıdan geldi. Tamam olur. Çok söyler. Teşekkür ederim. Çocuklar görüyorsunuz öğretmenleriniz sizin için ne kadar fedakarca çalıştıklarını. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Muhtar efendi, bir şikayetim daha var. Neymiş ya? Oğlunuz Ali. Ne olmuş Ali? Okulda arkadaşının çantasından kalemini çalmış. Ne yapmış? Oğlunuz Ali. Okulda arkadaşının çantasından kalemini çalmış. Bu bir hırsızlıktır. Bugün kalem çalan, yarın daha başka bir şeyler çalar. Lütfen kendisine bunun kötü bir şey olduğunu söyler misin? Çocuklar, siz izinsiz arkadaşınız çantasından kalem veya silgi alıyor musunuz? Almıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çocuklar, bir şey alacağınız zaman mutlaka izin alın. İzinsiz bir alınmış eşya hırsızlığa girer. Çok teşekkür ederim. Evet. Muhtar efendim ben gidiyorum. Yine görüşelim. Allah'a ısmarladık. Çocuklar öyle bir moralim bozuk ki. Öyle bir moralim bozuk ki. Her şeyi beklerdim de bir gün Ali'nin hırsızlık yapacağını beklemezdim. Şimdi Ali'yi çağırayım da bunun hesabını sorayım mı he? Ama sormadan önce zaten hepiniz çiçeksiniz. Şöyle bir çiçek olun. Her zaman olduğu gibi ben biraz uyuyayım, kendime geleyim. Sonra da Ali'ye bunun hesabını sorayım, tamam mı? Evet! Ne şekerli, ne sade, şimdilik bana müsaade var. Baba! Baba! Postacı geldi! Arkadaşlar, malum babam yaşlı insan. Çok çalışıyor, yoruluyor. Biraz uyuyunca kendine geliyor, o zaman bana da kızmıyor ya. Ya burada ambuda çok sinek var. Kovalayayım da babam rahat rahat uyusun bari. Kış, kış, pis sinekler. Kış, kış, gidin bakayım. Babamı rahat bırakın bak. Kış, 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 kış. Sinekler, sinekler, yesin sizi inekler. Şş, 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 şş. Bak, baba rahat baksana sen. Şş, 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 şş. Futbol sahasında malum futbolumuzu oynuyoruz.
Akşam olunca da okul çıkış saatinde okuldan çıkmış gibi yapıp doğruca eve gidiyorum. Babam da beni okuldan geliyor diye biliyor. Ama arkadaşlar, okula gitmediğime çok pişman oldum. Neden diyeceksiniz? Bizim köye yabancı biri geldi, bana adres verdi, okuyup tarif etmem için. Malum benim okumam yazmam olmadığı için de adresi okuyup tarif edemedim. Ben de sizler gibi yarından tezi yok, okuluma gideceğim, ben de okuyacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz, terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Okul zamanı okul, oyun zamanı oyun değil mi? Sakın benim gibi yapmayın, yoksa çok pişman olursunuz. Ha arkadaşlar, babam yokken kendime yiyecek bir şeyler söyleyeyim bari. Ha, alo, orası Şerife mi? Ha, ben muhtarın oğluyum. Bana 8 tane tost, 5 tane sosisli, 7 tane hamburger, 1 kola, 1 ayran. Evet, hepsi aldım. Efendim baba. Bu kadar yiyeceği kime söylüyorsun? Baba, birazcık karnım acıktı, kendime söyledim. Her seni sen mi yiyeceksin? Evet. Oğlum bu kadar yeme. Bak bu yaşta duman gibi olmuşsun. Ben senin babanım. Hem senden yakışıklıyım hem de zayıfım. Evet. Bir daha görmeyeyim bir tane çakarım ha. Tamam mı? Tamam baba. Peki o zaman. Ali. Efendim baba. Ya bebek misin? Ama karnım aç. Oğlum bir daha öyle görmeyeyim tamam mı? Peki baba. Yarın ekmek ye yetişir tamam mı? Tamam baba. Hadi bakalım. Tamam. Ali. Efendim baba. Senin dayından bir mektup gelmiş. Öyle mi? Almanya'dan. Heh. Bir de piskiler göndermiş. Yaşasın! Yalnız piskilerin hangi ambarda olduğu burada yazıyor. Al oku da senle beraber kasabaya gidelim. Piskileti alalım gelelim. Tamam mı evlat? Baba, sen kahveyi içsen, kahvede okusan olmaz mı? Olmaz olmaz. Sana gelen mektubu mutlaka senin okuman lazım ya. Öyle mi? Tabii. Eyvah! Arkadaşlar ben şimdi yandım işte. Biliyorsunuz okumam yazmam yok ya. İnşallah gerçeği babama söylediğinde bana kızmaz. Baba! Söyle evlat. Ben sana bir şey itiraf edeceğim. Neymiş o? Kızmayacaksın ama. Kızmam kızmam. Dövmeyeceksin de. Düştüren miyim sen Ali? Söz mü? Söz ben söz. Baba, ben bugüne kadar sana hep yalan söyledim. Ben her sabah evde okula diye çıkıyordum ya. Evet. Ben okul yerine parka gittim. Orada arkadaşlarla buluşup misket oynadık. Salıncağa bindik. Daha sonra futbol sahasına gittik. Top oynadık. Anlayacaksın. Benim ne okumam var ne yazmam. Hatta ben okulun yolunu da iyi bilmiyorum. Sanki güzel bir şey yapmış gibi güzel güzel anlatıyor. Keşke söz demeseydin. Söz demeseydin Ali'ye bir ton dayak atacaktım. Ama söz dediğim için sözümde duracağım. Değil mi çocuklar? Siz de söz verdiğinizde sözünüzde duruyor musunuz? Evet, evet. Ali. Efendim baba. Sen beni kandırdığını mı düşünüyorsun? Evet. Sen beni değil oğlum. Sen kendini kandırdın. Kendi geleceğinle oynadın. Bundan sonra senin geleceğin karanlık. Tabii bu arada benim paracıklarım, benim emeğim de boşa gitti. Bu yüzden sen evlatlıkları ediyorum. Senin gibi evladım olmaz olsun. Baba, sen beni evlatlıktan red edersen sonra ben ne yaparım? Zamanında düşünseydin, okuluna gitseydin, öğretmenini dinleseydin, bu duruma düşmeseydin. Kendi düşen ağlamaz. Baba, ben okula gitmediğime çok pişman oldum. Yarından tez yok. Ben okuluma gideceğim. Bütün okulları okuyacağım. Hatta üniversiteyi okuyup vatanıma, milletime hayırlı bir insan olacağım. Ne olur beni affet. Ama bu kaçıncı oldu? Bu son baba. Çocuklar, siz de Ali'ye inanıyor musunuz? He? Peki, peki o zaman. Ali,
Ben de bu çocukların hatırına son defa sana bir şans veriyorum. Bu son ama. Sen de söz ver bakalım dersini iyi çalışacağına, okuluna gideceğine, öğretmenini dinleyeceğine söz ver. Söz ama! O zaman doğru eve git dersini çalış, yarın da okula gidersin. Tamam mı evladım? Tamam baba. Hadi bakalım doğru eve. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar, benim oğlum Ali bana söz verdi. Bundan sonra okulunu çalışacak, dersini çalışacak, okuluna gidecek, öğretmenini dinleyecek. İyi bir çocuk olacak. Ben de onunla gurur duyacağım. Ha, ben de bu köy muhtarıyım ya, şöyle bir köyü dolaşayım. Az sonra geliyorum az sonra. Sakın bir yere ayrılmayın ha, az sonra buradayım. Al oku da girelim o zaman. Tabii. Evet. Hey baba.
amcayı gördüm. Öyle mi? Sizlere selamı var. Aleykümselam. Okula gidip gitmediğimi sordu. Okula gittiğimi, derslerime çalıştığımı, arkadaşlarımla iyileşindiğimi ve öğretmenimi üzmediğimi söyledim. Aferin. Bana ne söyledi biliyor musun? Ne söyledi? Üvey anne olur ama üvey öğretmen olmaz dedi. Doğru söyledi. Evet, evet. Hadi oku bakalım. Tabii. Merhaba Şaban. Bu mektubu dayın değil, ben öğretmenin yazdı. Okumayı sen bisiklet sevdasına mı söktün? Evet. Her zaman okuyup vatanına ve milletine hayırlı biri olmanı isterim. Aferin. Biliyorsun, okuyan insandan hiçbir zaman zarar gelmez. Oku, öğren. Öğrendiklerini de başkalarına öğret. Aferin. Unutma, kitaplar da en iyi arkadaştır. Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Kitaplarına gereken önemi ver. Evet, ve evet. Bol bol oku. Doğru. Bir de şunu unutma. Korkunun kaynağı cehalettir. Korkmamak ve daima ilerlemek için okuyacaksın. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır öğretmenin. Çok teşekkür ederiz Ali. Demek ki muhtar efendi Ali bundan sonra öğretmenini dinleyip evet, derslerini çalışacak ve sınıfını geçecek. Evet. Çalışkan çocuğa babaları hediye alır. Biz de gidelim kasabaya Ali'ye hediye alalım. Ne dersin? Evet, gitmeden önce ama bundan sonra Ali okumayı öğrendiğine göre gündüz okulda öğrendiklerini akşamleyin gelecek, bana öğretecek. Bu arada ben de okuma yazma öğreneceğim. Çocuklar, siz de ailenizde yaşı ne olursa olsun, sizden çok çok büyük de olmuş olabilir, küçük de olmuş olabilir. Gündüz okulda öğrendiklerinizi akşamları gidin onlara öğretin. Çünkü okuma yazma her yaşta hepimizin ihtiyacı değil mi çocuklar? Sakın bir yere ayrılmayın. Kasabaya kadar gidip bir şeyler alıp geliyoruz ha. Ayrılmayın. Hadi bakalım. Az sonra buradayız, az sonra. Evet çocuklar, şimdi size sürprizimiz var. Sivas